Efendim selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Ee, ilk defa böyle bir arka plandan size sesleniyorum. Ee, ilk defa beni e, izleyenler ne anlatıyorsun düdük e, demesinler. Ee, yeni bir arka plana geçtim. Yeni bir eve taşındım. Dolayısıyla e, yeni bir arka planımız var artık. Ee, arka planları çoğaltacağız burada. Birden fazla YouTube süzüsü yapmayı düşünüyorum yeni evimde. Bakalım. Konuşacağız ama e, özverim, bugün konuşmak istediğim konu kitap Biliyorsunuz şimdi benim videolarım dahil birçok yazılımcı tavsiyesi video işte mülakat videoları, o videodur, bu videodur, aman abim falan ters bütün videolarda her şeyi görürüz. Kitap önemli, kitabı şöyle yapın, kitabı böyle yapın, kitabı öpün, kitabı kucağınıza alın falan sürekli bir şeyler anlatıyoruz. Ama ben, şimdi ben 4 yıldır video çekiyorum, şimdi benim ilk yaptığım 5 videoyu izlersen orada kitaptan bahsediş şeklim kitabı öneri şeklinde günümüz dünyasındaki kitabın varlığı ve etkisi çok farklı. Şimdi benim bu kitaptan bahsetmem, şimdi Amerika çapında şöyle değerlendirmek lazım. Eğer Amerika'da iş arıyorsanız, Amerika'da çalışma izniniz varsa e, kitap burada bilgisayar mezunu ya da yazılımla alakalı bir mezun olmamış insanlar için önemli bir yer teşkil edebilir. Türkiye'de iş arama orada biraz garip olduğu için bilgisayar programcılığına, yazılımcılığa, software development'a uygun bir meslekten mezun olsanız dahi GitHub'ınızın olması size avantaj sağlayabiliyor ama nasıl, neden, niçin, dezavantaj, ne avantaj ne onları değinmeye çalışacağım. Biraz notlar da aldım buraya. Buradan beraber değerlendireceğiz efendim. Şimdi GitHub eskiden şöyleydi kitabı üç tane beş tane proje atıyordum diyorlardı ki, ya bu adamın kitabı var evet bir şeyler yapmış diyorlardı artı puan katıyordu size çok fazla o projeler incelenmezdi eskiden ee, ya da atıyorum oturup böyle onun üzerinden bir iki soru sorulduğu zaman da çok detaylı sorular sorulmazdı günümüz dünyasında kitabın çalışma biçimi insanların kitaptan bekledikleri işverenlerden bahsediyorum beklentileri değişti şimdi diyelim ki sen yeni mezun yazın dünyasına girmeye çalışan e, bir software developer adayı, adaysın, Juniors'ın diyelim. Şimdi ben bir işveren olarak sen bana kitabını attığında görmek istemediğim şey şu. 15 tane klon proje atmışsın. Ee, bu projeleri ben daha önceden iş, işe alım alanında çalışan insan kaynakları insan olduğum için ben bunun zaten 150 bin tanesini görmüşüm. Kopyala yapıştır, YouTube'dan izlenip kitaba atılmış. Başka bir yerden indirilip kendi kitabına yüklenmiş. Bu tarz böyle atıyorum Instagram klonu, Twitter klonu, onun klonu, bunun klonu klon yapmak üzerine böyle geliştirilmiş. Bak ben bu teknolojiyi kullanabiliyorum. Ben bu teknolojide bunu yazdım. Bu çalışıyor. Demek için yapılmış yöntemler bunlar. Artık bu işe yaramıyor demek istemiyorum ama artık çok bunu kale aldıklarını, buna çok kredi verdiklerini düşünmüyorum. Hani kredi vermek derken Türkçe, İngilizce'den Türkçe çevirmek gibi oldu. Bunun önem atfettiklerini düşünmüyorum artık. Düşünmüyorum derken, hani bu bizim kendi fikrim değil, böyle evde edinmedim bu fikri ben. Sektörün içinde yaşayıp, işe alımla ilgilenip onunla bununla diyalogda olduğum için böyle bir bilgi edindim diyeyim. Yani bu bir fikir değil sadece. Bu bilgiye dayalı birazcık. Şimdi illa ben kitaptan yürüyeceğim diyorsanız Github'da artık gerçek projelere önem vermeniz gerekiyor. Gerçek proje nedir? Birazcık e, uydurarak örnek vereceğim. Diyelim ki benim bir projem var Github'da. 10 bin tane de kullanıcısı var. 50 tane de contribution yapan yazılımcı var. Contribution yapan yazılımcı da şimdi, proje benim ama ben bu ürünü açık kaynak kodu dağıttığım için atıyorum birisi gelip o projeye katkıda bulunuyor. Bir hatası var atıyorum düzeltiyor. Ben onaylıyorum. Projeye dahil olmuş oluyor falan filan. Contribution yapmak bu anlama geliyor bilmeyenler için söylüyorum. Hali hazırda kullanılan, ilgi gören, insanlar tarafından kullanılan bir komünitesi olan açık kaynak projelerinden bahsediyorum GitHub'daki. Bunlara katkıda bulunmak, bunlara kod yazmak, GitHub'da da open source proje, contribution yapmak olarak böyle atfedilir e, sektörde buna genellikle. Bu tarz projelere katkıda bulunmak önemli şu anda. Şimdi, şunun kadar kolay değil bu. E, şimdi atıyorum, sen bir fikir buldun. ne atıyorum, e, uyduruyorum mesela, YouTube klonu yapacağım. Videonun içerisinde, şeyin, e, uygulamanın içerisinde ne var? video izleme var, like atma var, yorum yazma var, video yükleme var. Mesela böyle 4 özelliği yaparak sen diyorsun ki ben YouTube klonu yaptım diyorsun. Teknoloji bildiğini işverenler kanıtlamaya çalışıyorsun. Şimdi bu kötü bir fikir değil aslında de Şu anda kötü bir fikir çünkü kim bunu gerçekten zamanları ayırarak yaptı, kim bunu bir yerden kopyala yapıştırla yaptı. Çözemi çözmek çok zorlaştı artık. Dolayısıyla işverenler bunu ciddiye alıp bunu yapmış demek istemiyor ama şunu yapabildiğiniz zaman günümüz dünyasında diyelim ki Onur'un bir projesi var dediğim gibi. Onur ne yapmış mesela? Uyduramıyorum. Onur gerçek bir YouTube'un rakibini yapmış. Ben bir açık kaynak olduğu bir şekilde dağıtıyorum diyelim internetten. Herkes indirip kullanıp bunu katkıda da bulunabildiğini varsayalım. Sen benim projeme gelip katkıda bulunduğun zaman ve senin bu yaptığın katkı benim onayımdan geçip sallıyorum onaylanıp sisteme dahil edildiği zaman, merge edildiği zaman e ana branşlara, develop branşına atıyorum. Bunun senin işverene gösterdiğinde yaratıcı etki çok daha farklı bir durumda şu anda. Çünkü neden? Sen bir başkasının açık kaynaklı kodlu projesini anlamışsın. Buna ulaşabilmişsin. Açık kaynak kodlama topluluğunun içerisinde kendini bir yer edinmeye çalışmışsın. Bir sorunu göğe yakalamışsın, Bu sorunu anlamışsın ve bu sorunu düzeltip benim onayımdan geçirmişsin. Bu bir işverene şunun bir ya da bir ekip liderine artık kiminle mülakata giriyorsanız bu insanlara şöyle bir izlenim veriyor bu. Bu adam yazılım geliştirme dünyasında hakim olması gereken şeylerin birçoğuna hakim. Nereden anlayacaklar onu diyeceksiniz. Biraz daha açayım. Şimdi sen hiçbir şey bilmeden bugün aranızda diyelim ki beni izleyen şu anda su işleri müdürü bir adam var tamam mı? Denk geldi yazılımla da ilgilenmiyorsun diyelim tamam mı sen? Bugün oturup sen çok basit bir uygulama geliştirebilirsin. YouTube'a bakarsın, GitHub'a bakarsın, yaparsın ve yüklersin tamam mı? Ve günün sonunda hiçbir şey bilmeden bir şey yapmış olursun ve çalışıyor olur bu. Ama gördüğün üzere e sen su işleri müdürüsün şu anda ve yazılma alakan yok, yazılma ilgin de yok senin. Ama yapabildin çünkü bunu yapabilmek günümüz şartlarında mümkün. Neyi yapamazsın? Açık kaynaklı bir, bir projeyi bilgisayarına kurup bunda bir hata yakalayıp bu hatayı düzeltecek adımları atıp bunu projenin sahibinden ya da projenin maintainerlarından yani projeyi ayakta tutan insanların onayından geçiremezsin. Bunları geçirebiliyorsan sen yazılım geliştirme dünyasında çok önemli bazı konulara hakimsin demektir. At bu ne olabilir? Yani software development life cycle bunu biliyorsundur. Bir uygulama nasıl debug edilir, bir hatayı nasıl düzeltilir bunlara hakimsindir. E, kodu download edip e, yani pull yapıp bir branch açıp o branch için pull request açıp onu review yollayıp aldığın review'u e, oradaki sana gelen feedbackleri yani on, hani şunu düzelt bunu düzeltleri anlayıp hayata geçirip sonlandırabilmişsin demektir. Şimdi bana getirselerse ki Onur bak bu adam 10 tane e, proje yapmış. 3 tanesi Angular, 3 tanesi React, 3 tanesi Vue.js, bir tane de Next.js yapmış. E, adam frontend'de hakim gibi duruyor. E, bunu mu işe alalım? Yoksa bir tane de adam buldum. işte uyduruyorum e, Reaktiz kütüphanesine bir tane pull request yollamış ya da iki tane atıyorum pull request yollamış ve ikisi de, iki tanesi de bunların kabul edilip merge edilmiş. Uyduruyorum şu anda tamamen. E, çok kolay şeyler değil bunlar ama direkt ikinci alırım. Dedim ki o, dediğim dedim adamı bana getirin yani. Hiç mülakat yapmadığımı varsayıyorum. Bu arada konuşursan tabii ki insanların arasındaki şey anlayabilirsin ama 10 tane proje yapmış o adam. Bir şeyler yap, yapamaz demiyorum. Yapıyor olabilir. Hepsini kendi de yapmış olabilir ama soru işaretleri var. Ama open source'a contribution'da bulunmuş. Adamın projeye katabilecekleri benim gözümde daha fazla. Peki onu anlatıyorsun da bu kadar sen bugüne kadar bir open source bir şey yaptın mı? Yapmadım. Ama benim zamanımda bu kadar önem atfedilen şeyler değildi bunlar. Rekabet bu kadar fazla değildi ben sektöre girerken. Şimdi şöyle bir sıkıntı var sektörde. Yani ben 10 sene 15 sene önce ilk defa bu işten para kazanmaya başladığım zaman rekabet çok daha azdı. 3-5 bir şey bilerek bir yerlere gelebiliyordun. Ondan sonra zaten işi yaparken öğreniyordun. Böyle şeyler vardı. Böyle örnekler vardı. Ben öyle yaptım demiyorum ama durum böyleydi. Şimdi iş arayayım, iş bulayım, ben buradan para kazanayım diyen insanlar o 15 sene önce bu sektöre girmeye çalışan insanlardan çok daha üstün olmalarına rağmen iş bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü sektör şekil değişti, ihtiyaçlar değişti, beklentiler değişti. Çok fazla rekabet var. Yani 300 tane insan başvuruyor bir mülakata. 300 tanesinin de böyle enteresan katkı yani katkıları demeyeyim ama göze batan özellikleri oluyor böyle. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımızda bizim derken hani siz iş arayan iş arayan gençlerden ya da iş aramaya başlayacak gençlerden bahsediyorum. Bunların önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Bunların önünde görünmeye çalışıyorsunuz. Bunlardan daha iyi olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Ve maalesef GitHub'a 10 tane, 5 tane, 3 tane, 8 tane birbirinin kopyası daha önce 150 kere bu işverenler tarafından görülmüş. Örnek projelerin atılması bunlardan birisi değil artık. Sizi öne geçirecek taktiklerden birisi değil artık bu. İlla ben GitHub kullanacağım. Ben GitHub'a illa bakmak istiyorum. Bir şey benim diyorsan benim dediğim şekilde yapmanızı öneririm. İkisini kombinleyebilirsiniz. En ideali bu olur. Ama GitHub'a aktivite yaparken şuna dikkat etmekte fayda var. Şimdi bu söyleyeceğimi çok fazla insan ciddiye alır diyemem. Bu söyleyeceğim detay öyle herkesin gözünde çok önemlidir diyemem. Bu birazcık benim kendim baktığım bir e, detay. Bana birisi GitHub'da open source'a şuraya buraya katkıda bulunduğunu söylüyorsa veyahut işte böyle klon projeler çıkartıyorsa Klon proje derken her zaman kötü bir şey değildir bu arada. Hani kategorik olarak klon projeleriz buna. Klon proje şudur. Var olan bir ürünün ufak bir benzerini yapmak. Kendi başına. Aslında olay budur. Bir şeyin klonunu yapmak. Hani kopyalı yapıştır anlamında söylemiyorum. Bir yerden alıp indirmek anlamında değil aslında bu. Klonlamak kötü bir terim değil aslında. Neyse. Ee, şimdi bakıyorsunuz adamın GitHub profiline. Adamın kitap profiline orada bir aktivite hani ne kadar Github'da aktifsin böyle nokta nokta görünür orada her yılın bir günü mü bir haftası mı orada böyle bir nokta olarak e, işaretleniyor. Dolayısıyla e, birisi oraya baktığı zaman sen ne zaman Github'a kod gönderiminde bulunmuşsun, ne zaman 3 ay ortalıkta bile görülmemişsin oradan belli oluyor. Şimdi sen Github'ı bir silah olarak kullanmak istiyorsan eğer bunu gerçekten kullandığını ben görmek isterim senin. Yani böyle atıyorum 10 tane proje yapmışsın. 2 haftalık bir zaman diliminde bunları yapmışsın. Ondan sonra bomboş. Gri. Ondan, ama o aralarda böyle yemyeşil böyle çok uğraşmışsın, dizilmişsin. Ama sonra hiçbir şey yok. Bu bende şu izlenim, yarat izlenim yaratıyor. Bu adam bunları yapmış, bırakmış, bitirmiş, kapatmış tezgahını. Kötü bir anlama her zaman gelmiyor bu. Ama atıyorum 20 tane aday varsa, 20 tane aday birbirine çok yakınsa, onu yapmayanı öne çıkar benim için. Hani böyle bir kere görünüp kaybolmuş anladın mı? Bir gelmiş. Merhabalar ben buradayım. Proje yapıyorum. Kapatıp deftere gitmiş ondan sonra. Dükkanı kapatıp gitmiş. Dükkanı kapatıp gitmeyen adam oraya devamlı bir aktivitesi olan böyle sürekli yeşil yeşilimsi öyle yeşil böyle yeşil görünen adam benim daha çok dikkatimi çeker. Ee, hemen aslında göstereyim. Ee, GitHub activity graph deyip bir arayayım mesela. Heh şimdi size böyle canlı örnek göstereyim mesela ben. şu şekilde görünür. Yeşilleri görüyorsunuz değil mi? Bakın yemyeşil. Bunu e, yapan adam mesela çok belli ki çok çok zaman harcı Yani hayatı kitapta geçiyor demek bu adam. Adam hani her gün bir kod merge demiş. Her gün bir kod merge demiş. Bir şeyler yapmış orada sürekli. Ama bir de mesela sallıyorum. E, buna yeterince uzun yapabilir miyim bilmiyorum ama yapamıyorum. Tamam şunu uzunlayayım. Bir de mesela şöyle bir adam gördüğümü düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Hani aralarda bir iki yeşil var ama hani belli ki bu adam hani bir geliyor bir şey yapıyor sonra kayboluyor iki hafta üç hafta bir ay yok ondan sonra. Şimdi dediğim gibi az kontribüsyon yapmanız sizin kötü anda kötü bir anlama gelmiyor ama yoğun kontribüsyon yapan adamın gerisinde kalabilirsiniz. Yani o yüzden o negatif gözlemi de yakalamamak lazım. Hani böyle ben bir kere yapayım, bir hafta uğraşayım, iki hafta bir ay uğraşayım, doldurayım orayı, ondan sonra tezgahımı toplayıp gideyim. Her zaman doğru yaklaşım, o hatta hiçbir zaman doğru yaklaşım değil de hani zaman zaman size negatif etkisi olabilir. Siz bunu görmezsiniz, belki duymazsınız. İşveren size şunu demez kolay kolay yani. Ya vallahi biz seni işe alacaktık ya, biz baktık, orada aktivite var bir ara, görüyorum sonra bir kaybolmuşsun. O yüzden almadık demez ya da sana şunu sormaz yani ya bir ara çok çalışmışsın zor çalışıyorsun. Niye dipsini anlamak için gereken eforu sarf etmeyebilir. Sen karşı tarafın soru işaretlerini azaltıp, karşı tarafın negatif e, izlenime kapatacak şeyleri azaltıp kendi önünü kendin açabilirsin. E, buraya aldığım notlara bir daha bakıyorum şuradan. Valla bahsetmek istediğim çok şeyden bahsetmişim. O yüzden çok lafı dolandırıp uzatıp öyle yapıp böyle yapıp iyice kafanızı karıştırmak istemiyorum ama GitHub konusunda illa bunları yapmanıza gerek yok. Ama bunları da yapacak illa böyle git kariyerinizi ve CV'nizi GitHub üzerine inşa ediyorsanız bu dediklerim önemli bence. Ama yok zaten GitHub benim iş başvurularımın çok ciddi bir kısmında zaten önem arz etmiyor. Ben başka şekillerde derdimi anlatıyorum diyorsunuz. Bu çok ciddi almayabilirsiniz ama benim varım yoğum kendim işe almak için yapacağım tek şey, tek hamlem GitHub diyorsunuz. GitHub'da yaptığım contributionlar orada görünürlüğüm diyorsunuz. Bunları dikkatli almanızı öneririm. Ee, eğer katılmıyorsanız neden lan? Ele alır mı? Ele alır oluyor diyorsanız, itirazınız varsa katılıyorsanız yorumlardan fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yorumların tamamını okuyorum. Cevap verilmesi gereken şeylere cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince diyorum ve efendim sanırım ben de tezgahımı burada kapatıyorum. Ee, size yapmayın dediğim şey var ya ben onu YouTube'da yapıyorum böyle. Ne yapıyorum biliyor musunuz ben YouTube'a video çekerken? 5 tane video çekiyorum bir akşam. Oturuyorum böyle mesela saat, şu anda 11.30'da başladım video çekmeye. Saat şu anda 12 falan hemen hemen. E, ee, setup falan. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Ondan sonra bir video daha. Bir video daha. Sonra ben bunları böyle Komple atacağım YouTube, Ondan sonra iki ay yokum ortada. <laughs> ben de böyle YouTube'a video çekiyorum. Yani size GitHub'da yapmayın dediğim şey ben YouTube'da yapıyorum. Ee, YouTube'un algoritması da muhtemelen bunu sevmiyordur bu arada. Ama e, zaten YouTube'un algoritmasını çok etkileyebildiğimizi düşünmüyorum. E, neyse. Efendim e, bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, biraz sonra bir video çekeceğim ve o videoyu çekmeye başlarken sanki bu video hiç çekilmemiş gibi böyle <laughs> konuşacağım orada hatta sonraki çektiğim videoyu önce diyeceğim bunu sonra görelim iyice kafada karışacak böyle neyse ee, diyorum efendim ve müsaadenizi istiyorum sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın